Günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden Perşembe ve saat şu an galiba 12'ye geliyor, öyle bir şey. Aslında bugün biraz uzun uyumayı düşünüyordum fakat yine erken uyandım. Yani erken de sayılmaz da uyuma saatime göre erken sayılır. Çünkü dün biz arkadaşıma iftara davetliydik ve saat 2:30 gibi eve gelmiştik. Ondan sonra eve geldim, sahur yaptım ve uyumadım, yani sabah 5'e falan geliyordu. Öyle uyudum ve sabah 10:30-11 arası uyandım. Öyle, neyse, belki yüzümden bellidir yorgun olduğum ve sesimden. Ama olsun, boş olduğum için sizler için bugün de vlog çekiyorum. Ve Akif az önce dışarıya çıktı, arabasını yıkamaya gitti arkadaşlar. Ben şimdi evde yalnızım. Hemen temizliğime başlamak istiyorum çünkü ev gerçekten berbat bir durumda. Çünkü her yer tozlanmış. İyice bir güzel süpürmem lazım, silmem lazım, yerleri silmem lazım. Yani çok işim var, çamaşırlarım da var. Bayağı bir iş biriktim ve saat 4'e kadar bunların hepsi bitmesi lazım. Bakın. Balkon kapısını da açtım. Hava bugün yine mis gibi valla. Çok güzel güneş var ve çok sıcak dışarısı. Evin hali şu an böyle, aslında dağınık değil de dediğim gibi hani silip süpürülmesi lazım ve mutfağımı silmem lazım. Şu üst tezgahlarını. Çünkü dün sahur yaptıktan sonra toparladım ama silmedim. Çünkü çok uykum vardı, yani hiç halim yoktu. Burası da böyle. Önce ütüyü kaldırayım. Önce sıcaktı, umarım soğumuştur. Çünkü hiç soğumadan yerine koymuyorum. Bu arada dün iki tane paketim geldi. Biri Hanfem'den, diğeri Stradivarius. Ama sonra açacağım. Yani önce bir temizliğimi bitireceğim. Ondan sonra da unutsam sizlere de gösteririm ne aldığımı.
Sofrası da bitti. Halımı da kaldırdım. Şimdi evi ilk süpüreceğim arkadaşlar. Şu an biraz soluklanıyorum çünkü yoruldum ve susadım. Her yeri aslında topladım, süpürdüm. Sadece toz alma işlemi kaldı ve bu da zaten benim en nefret ettiğim. 5 dakika falan oturacağım, ondan sonra onu da yapacağım. Of! Hemen yine yorumlar gelmeden önce ben söyleyeyim. Evet, peçete halı kullanıyorum ya da peçete mendil nasıl deniliyorsa artık. Böyle canlı şeylere hep peçete kullanıyorum. Çünkü bezle silince maalesef leke bırakıyor. O yüzden bu bilgiyi de şu an vermek istedim. Çünkü her seferinde bundan silince yorumlar geliyor. Neden bunu siliyorsun diye. Normalde bez kullanıyorum. Mesela bu tahta masam var. Bunu bezle siliyorum. Bazen de aslında üstünden bundan da geçiyorum. Yani o anki keyfime bağlı oluyor genellikle. Ama dediğim gibi böyle camlı masalarda her zaman peçete mendil kullanıyorum. Şimdi bu odaların tozu bitti. Işık açıldı şu an. Şimdi ise lavabo kaldı ve banyoyu sileceğim. Burada bezimi çıkardım bile ve sirke kullanacağım. Zaten beni izleyen biliyordur. Her zaman böyle sirkeyle siliyorum. Bakın mesela şu lekeleri görüyor musunuz? Hep su lekeleri. Çok iğrenç duruyor gerçekten. Ama bu gördüğünüz ilaç sayesinde, yani sirke sayesinde pırıl pırıl ve lekesiz oluyor. Bakın gerçekten pırıl pırıl ediyor. Zaten çoğunuz artık biliyorsunuzdur sirkenin böyle şeylere çok iyi geldiğini. Böyle tencerelere falan da çok iyi bence. Her yeri temizledim. Burada bulaşık makinesi çalışıyor. Ve banyoda beyazları attım. Şu an onlar da yıkanıyor. 1 saat ve 48 dakikası kalmış. Sonra ondan sonra bir sepetim daha var, renkliler. Ondan sonra onu çalıştıracağım ve sonra tamamen
Bitiyorum. Aslında bittim sayılır. Sadece zaten sereceğim. Yenisini çalıştırıp onlar sereceğim. Ondan sonra işim çok şükür bitiyor. Ve şimdi oturdum. Aldıklarıma bakacağım. Bu paketi açmadım ama diğer paketi dün açmıştım. Çünkü içinden pantolonumu hemen giyindim. Hemen açalım. Türkiye'de H&M diyorlar galiba. Ne almıştım? Aynen. Ama galiba pantolu büyük numara aldım ya. Umarım bedeni olur. Çünkü değiştirmekle hiç uğraşmak istemiyorum. Bakın. Böyle bir takım. Hemen bakacağım. Umarım büyük değildir. Bakın nasıl göstereceğim şimdi ben bunu size. Böyle bol paçalı. Böyle limon ve yapraklar var üstünde. S aldım. Normalde XS oluyor bana böyle pantollarda. Umarım beli büyük gelmez ya. Eğer büyük gelirse mecbur artık değiştireceğim. Sonra üstüne de üstüne aldım. Aslında bunlar satılırken böyle kombin şekilde değildi. Ayrı ayrıydı. Bu üstü bir tane etekle kombinlemişler ama ben bu pantolla denemek istedim. O yüzden aldım. Üste şöyle. Ama aslında böyle üstümde ben anlayamam ki bunun nasıl duracağını falan. En iyisi ben bunu deneyeyim. Ama ne zaman deneyim? Belki birazdan denerim. Eğer çekersem zaten bilin ki denedim. Bunlar kenarda dursun. Bunlar böyleydi. Aslında çok güzel ama bakalım nasıl olacak ya. Sonrasından bir tane üst aldım. Bunun aslında lila rengi vardı. Aynı bu renge benziyordu. Sadece böyle pastel bir rengi vardı. Ondan istiyordum ama bedelim kalmamıştı. O yüzden bu renkten aldım. O da böyle. Ve kolları şöyle balon. Kumaşı da gayet yumuşakmış yani. Tabii önü çok bayağı bir açık duruyor ama ben altına zaten hep böyle ne diyeyim atletler giyiyorum, toplar giyiyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ama bu da mı büyük ne? Ben niye her şeyi böyle büyük almışım? İlginç. Neyse deneyeceğim zaten. Şimdi de Stradivarius'a bakalım. Dediğim gibi ben zaten ne olduğunu biliyorum. Ama şunu mesela daha denemedim. Ayakkabı. Çok hoşuma gitti. Bakın böyle duruyor. Bence gayet tatlı. Şimdi bu yaz aylarında da çok şeker durabilir. Tabii ki de güzel kombinlenirse. Üstüne zaten ben hemen kombinimi yapıp sipariş ettim. Üstüne böyle gömlek sipariş verdim. Bakın içinde ayakkabının renginde çiçekler var. Kolları böyle balon. Öyle. Şu an çok bol gözüküyor da önünü ya bağlıyorum ya da içine koyuyorum pantolonumun. Gayet güzel duruyor. Buradan da bu iki parçayı aldım ve bir tane pantolon almıştım. Çin pantolon. Onu da dün giydim. Şu an odada bir yerde. Onu da sonra gösteririm size. Ama ilk önce şu şeyi denemek istiyorum. Çok merak ettim nasıl duracak. Ya kötü duracak ya güzel duracak. Bakalım. Hemen deneyeyim. Arkadaşlar acayip tuhaf durdu. Çünkü resmen çuval gibi. Yani üst aslında tatlı ama bunun burası da böyle çıkık duruyor. Yani bilmiyorum. Normalde Espe'den aldım ama kendi yapımı böyle sanırım. Çok böyle şişiyor. Ve pantolon da gerçekten çok kötü durdu. Aynı pijama gibi oldu. Ben tekrardan üstümü değiştirdim. Koltuğa geçtim. Televizyon izleyeceğim. Ama şimdi hemen H&M'in sayfasına girip pantol ve üstün bir numara küçüğü varsa bir numara küçüğünü sipariş edeceğim. Deneyeceğim çünkü içimde kalmasın. Yani daha emin değilim ama büyük ihtimal öyle yapacağım. Çünkü gerçekten çok bol durdu ve hiç güzel olmadı. O yüzden belki bir numara küçüğünü alabilirim. Sonra o üstü set çektim mi ya? Ay çekmedim galiba. Ama onu zaten çok beğendim. Yani illaki bir gün vlogumda veya resimlerimde görürsünüz. Onu çok beğendim.
Ve Stradivarius'tan aldığım ayakkabı ve üstü de çok beğendim. Onlar da kalıyor. Dediğim gibi sadece o ikili takımımı büyük ihtimal değiştireceğim. Öyle yani. Arkadaşlar neredeyse bir saattir ne yemek yapacağım, ne yemek yapacağım diye düşünüyorum. Ama sonunda aklıma sulu köfte geldi. O yüzden şimdi sulu köfte yapacağım patatesli. Bu arada arkada onu sadece Türkler bilir herhalde. Bakın bu büyük şeyleri yıkamıştım. Ondan sonra kapıya astım kurması için. Her neyse işte şimdi sulu köfte yapacağım. Akif de birazdan pide almaya gidecek sıcacık. Öyle yeriz artık. Ve yanına bir şey yapmayacağım galiba. Annem yapmam ya. Yoğurt ve salatayla çok güzel gidiyor çünkü. O yüzden sadece sulu köfte yapacağım. Sakın unutma dediklerimi. Ne alacakmışsın? Patates. Ne? Patates. Evet. Bir de ekmek mi? Evet. Akif'e daha yeni dedim ki bu sıcakta niye bu ceketini giyiniyorsun ama dışarı soğumuş. Dışarı soğumuş. Bugün aslında genelde soğuktu sanki. Bana sıcak geldi. Gerçi ben evden çıkmadım, sadece balkondan hissettim de. Allah'ım TikTok delisi. Akif kapıdaki şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Kapıdaki şeyler hiç görmedin mi? Hiç fark etmemiş bile. Bu arada tişörtünü giyindim. Tişörtünü giyindim. Bir de fark ettin mi geldiğimde? Evet. Hadi git sen, oyalanma. Çabuk bana ekmeğimi ve patatesimi getir. Ben de o sırada köfteyi yoğuruyorum ve küçük küçük yapıyorum. Tamam mı? Hadi. Tamam canım. Hadi bay. Burada böyle kıymam var. Fazla yapmayacağım iki kişi olduğumuzdan dolayı. Böyle kabımı alıyorum. Bu arada domuzunu zaten açmıştım önceden. Sonrasında üstüne sarımsak. Biraz da kısırlık bulgur ekleyeceğim ama çok az. Yeter. Ve bir yumurta kırıyorum. Sonra baharatları, karabiber, toz biber, kırmızı toz biberi, biraz kimyon ekleyeceğim. Biraz vegetal. Evet. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım. Arkadaşlar kıymamı yoğurdum. Şimdi hemen formunu vereceğim. Onun için böyle bir tabak aldım. İçine un serpeceğim biraz. Bu arada sizin benim şimdi zamanım yok diye yani iftara az kaldığından dolayı bekletmiyorum. Ama isterseniz buzdolabımda üstünü streçleyip bekletebilirsiniz. Köftelerin büyüklüğünü böyle yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi küçültmüyorum çok. Çünkü böyle tadı daha çok geliyor sanki, yani daha iyi. Tabii bunu minnacık yapanlar da var ama... Dombili köftelerim burada hazır. Şimdi hemen yemeye başlayacağım. Akif marketten geldi. Patatesleri almış, ekmek almış. Bir de turulma tatlısı almış. Ben bunu sevmiyorum da Akif seviyor. Ve dondurma. Akif hangisini bana aldın? Hangi dondurmayı bana aldın? O yeşil olan geçen hızlıydı. Vallahi geçen bu dondurmadan bizde vardı.
Bahadır bunu yemişti ve ben sonra ona küsmüştüm. Çünkü ben bunu ona demiştim ki yeme diye, ben iftardan sonra yiyecektim. Sonrasında da yemişti. Unutmamış ama kaç hafta geçti Akif? 2 hafta geçti, unutmamışsın. Ama şansına küs, benim bir gün Magnum canım çekti. Canım Magnum çekti. Magnum benim. Benim. Hayır. Çok geldi yani, çok oluyor, o yüzden salataya kullanacağım bunu. Şimdi soğanlarımı kavuruyorum bir güzel. Daha yine açtım altını. Ondan sonra da salçasını ekleyeceğim. Tatlı biber salçası ve patateslerini ekleyeceğim. Sonra suyunu. Onları güzel bir kaynayacak. En sonunda köftelerimi atacağım. Tabii tuzunu da unutmayalım. Çok şükür. Aynen, karnımız doydu Allah'a şükür. Öyle. Bu arada çekim yapamadım önce fazla. Çünkü hemen yemek pişti ve iftar açıldı yani. Hemen sofraya koydum, yemeğimizi yedik. O yüzden çekemedim ama çok güzeldi. Sen de yorumlamak ister misin? Yok, çok lezzetliydi vallahi, yalan yok. Ama köftelerim bir büyüktü. Büyüktü ama önemli olan zaten lezzeti değil mi? Yani tabii. Aynen. Öyle de. Lezzeti. Biraz galiba sonradan o kısırdan, ay kısır diyorum. Bulgurlu kısır var ya, ondan koydum, o şişti herhalde içinde. Yok, çok lezzetliydi ama. Harbiden çok lezzetliydi. Zaten önemli olan da lezzeti.
Yani. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.